Sayın hocam, maç 0-0 bitti. Düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyiz? Maç öncesi kağıt üzerine baktığımız zaman Nevşehir takımı kadro itibariyle bu ligin tecrübeli oyuncularıyla kurulu. Maliyet olarak bu ligin kağıt üzerinde favorilerinden bir tanesi. Tabii rakibimizi iyi araştırdık, iyi inceledik. Bir oyun anlayışı belirledik, taktik anlayış belirledik. Bunu sağ olsun futbolcu kardeşlerim çok iyi uyguladı sahada. Bulduğumuz pozisyonlar da var. 2-3 tane net pozisyonumuz var. Onları atabilsek galip gelebilirdik. Ama çocukların bu iki maçta özellikle göstermiş olduğu mücadelede, fedakarlıktan çok memnunum. Biz gelişmeye açık bir takımız. Her gün üstüne kata kata gideceğiz. Bugün de yine iç sahada seyircimiz önünde tabii ki gönül kazanmak isterdi ama biz kendimizi geliştirmekle sorumluyuz. Yani kendimizi her maç, her antrenman geliştireceğiz. Ligin sonunda 34. hafta sonunda biz istediğimiz noktada ligi bitireceğimize inanıyoruz. Futbolcu kardeşlerimle oynadıkça tabii pozisyon bilgisi olsun, oyun anlayışları olsun, gol noktalarındaki beceriklik olsun, istediğimiz işleri yaptıkları zaman Trabzonspor kulübü olarak, camiası olarak çok çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Hocam bir sakatlık söz konusu, evet. Aldığımız haberi yani size ilettiler mi bilmiyorum ama nedir durum? Kimdi, bir kez de sizden alalım. Tabii bizim kaptanımız Şahin Ali Terzi maçın son dakikası işte 90+5'te bir pozisyona girdi. Çok üzüldük yani. Evet. Kaçan iki puana mı üzülelim yoksa evet. Şahin kaptanımızı kaybetmemize mi üzülelim ama ilk duyum aldığımız bilgide köprücük kemiğinin kırıldığı bilgisi geldi. Kaptanımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah yayınlanacağız ama en kısa sürede aramıza katılıp yine takımımıza katkısını verecektir yani. Hocam bir de takım olarak gerçekten seyirciler beğendiler, desteklediler, koşan bir takım olduğunu söylediler. Biraz ileride hafiften ileride biraz pasif bir kaldık dediler. Siz ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz? Yani takım olarak iyi diyorlar. Koşan, mücadele eden, defansı çok beğendiler mesela. Çok iyi mücadele ettiler. Hazırlık döneminde ve bütün antrenmanlarımızda çalışma sistemimiz tamamıyla mücadele üzerine. Yani bir taktik anlayış. Rakibi kesinlikle bu ligin en az gol yiyen takımı olacağız inşallah. Bunu benimsedik. Çünkü elimdeki futbolcu kadrosu buna uygun. Hani ben Nevşehir takımı gibi bol alternatifli bir kadrom olsa evet. Tabii ki o çeşit oyunu. Söylüyorlar hocam. O çeşit oyunu daha da iyisini oynarız ama benim elimdeki mevcut kadro bunu gerektiriyor. Bunu en doğru şekilde bunu oynayıp önde de tabii ki gol noktasında daha çok çalışın. Daha çok analizler ederek, arkadaşlara göstererek, üreterek inşallah maçlarda gol ve goller bulacağız diye maçlarda. Evet, çok teşekkür ederiz. Başarılarını devam ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederim.